bel fıtığı, artrit, artroz, fibromiyalji, ankilozan, spondilit gibi romatizmalı hastalıklar iskeletten nedeniyle, yani birçok rahatsızlık nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlık nasıl tedavi edilebilir? Şimdi omurlar arasında 33 tane omur var. Bunların 7 tanesi sabit, diğerleri oynak. Omurlar arasında disk var. Disk yuvarlak bir metal paraya benzetelim. Ortası jel gibi, biraz yumuşak. Ve diski süngere benzetelim. Yani diskte damar sinir olmadığı için kıkırdaklardan dokunun salgılamış olduğu sıvıyı emer. Kişi mesela boyu sabah kalktığında 1.70 ise akşam yorgun argın işten geldiğinde boyu 1.68'e düşer. Neden? Çünkü sünger gibi olan disk gece yatıp dinlenince kişi çevredeki sıvıyı emer, 6 milime çıkar. Kişi çalıştığı zaman ağır bir tempo ile ağır bir işte 5 milime iner, içerisindeki sıvı oranı azalır, 5 milime iner. Bu nedenle kişi sabah kalktığında dinlenmişse boyu 1.70'tir, akşam yorgun argın işten geldiğinde boyu 1.68'dir. 2 santim kısalır. Kısalıyor. Şimdi yani bunun içerisindeki sünger gibi olan diskin içerisi orta kısmı jel gibidir. Kişi yanlış eğilir, hareket ederse, yanlış bir şey kaldırır, indirirse ne olur? Ortasında jel gibi olan tabaka dışarı doğru fırlar. Prolaps dediğimiz olay ortaya çıkar. Şimdi evet hocam, bir telefonumuz var. Hemen alalım isterseniz, devam edeceğiz kaldığımız yerden. Alo. Alo. Buyurun efendim. İbrahim Bey'le görüşecektim de ben. Ama televizyonumuzun sesini biraz kısalım. Tamam. Buyurun. Buyurun. Ya benden migren hastalığı var. Küçük yaştan beri var yani. Bu baş ağrısı hiçbir türlü geçmiyor. Yani gitmediğim doktorlar kalmadı. Tansiyon, kolesterol var mı? Hayır. Midede gastrit, ülser? Hayır. Baş ağrısı, sadece baş ağrısı. Şimdi iksir, aloe vera jel, ginkgo forte, sinilot forte kullandığınız zaman kısa sürede bu rahatsızlık ortadan kalkar. Migrenin sebebi %90 beyinde kan akışında bir anormallik var. Burada damarlarda yeterince dokular beslenemediği için %90 damarlardaki yağlanma, daralma, sertleşme nedeniyle beyinde yeterince sulanma olmadığı için ne oluyor? Anormallikler ortaya çıkıyor. Hormon anormallikleri. Bunu şuna benzetebiliriz. Tatile gidiyorsunuz Antalya'ya, evdeki camın kenarındaki, balkondaki bitkileri unuttunuz sulamayı veya anahtarı başkasına vermeyi unuttunuz. Ne olur? İzinden geldiğinizde 3-4 hafta sonra bu bitkilerin hepsi kurur. Neden? Sulanmadığı için. Beynimizdeki bazı noktalar yeterince vitamin, mineral, enzim akışı olmazsa ne olur? Yavaş yavaş problemler çıkar. Bu migren yani sinyal veriyor. Hop diyor, yani dikkat et, ileride büyük bir problem doğabilir diyor. Dikkat etmeniz, tedavi olmanız gerekir diye uyarı. Eğer ki tedavi olmazsanız ileride Alzheimer, Parkinson, Huntington, depresyon vesaire gibi birçok hastalık ortaya çıkabilir. İksir, aloe vera jel. İksir, bu gördüğünüz ürün, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerde, çal, kurkuma, longa, altınbaşak, otuz, zeytinyağı, kakuli içerir. Damarların iç yüzeyindeki bütün plakları çözer. Aynı evinizde kullandığınız kireç çöz gibi. Mesela lavabonun tıkandığını yapıyorsunuz, kireç çözecek herhangi bir şey döküyorsunuz, kireci çözüyor. Bu da damarların iç yüzeyinde oluşan, ister beyindeki damarlar, ister kalpteki damarlar, ister cinsel organdaki damarlar olsun, bütün damarları temizler, arıtır ve rahatsızlığı ortadan kaldırır. Problem değil. Kullandığı zaman Necmettin Bey. Efendim. Necmettin Bey, çok geçmiş olsun diyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. İnşallah sorunuza yanıt alabilmişsinizdir. Evet hocam. İyi akşamlar. Şimdi, İyi akşam. Fıtığı dedik de mesela Türkiye'de, ben Almanya'da bunun kursuna gittim, eğitimine. Bel fıtığına yakalanmamanın yolları var. Programın başında dedim ya, insanlar camiye eskiden seccadeyle gidiyordu. Yer bulamazsa caminin havlusunda, bahçesinde namaz kılmak için. Şimdi insanlar tabureyle, sandalyeyle gidiyor. Neden? İnsanların %10'unda bel fıtığı var veya menisküs var. Kemiklerinde problem var. Nasıl eğilip kalkmak gerekir? Eğer ki kameraman gösterirse onu bir kısaca göstereyim. Dikkat etmek gerekir. Mesela herhangi bir eşyayı yerden alırken ne yapıyorsunuz? Mesela şöyle bir ağır değil de bu. Mesela bunu 5 kilo, 10 kilo düşünelim.
Kişi bir yükü alırken yerden böyle eğilerek alırsa omurlar arasında sıkışma olur. Dişki ezer, tek taraflı olarak bel fıtığına yakalanır. Bir şeyi yerden alırken ne yapmak gerekir? Böyle eğilmemek gerekir. Şu şekilde. Şu şekilde eğileceksiniz. Diş kapaklarını bükmek gerekiyor değil mi? Evet. O şekilde. Ve herhangi bir yükü alırken de kaslara binmesi gerekir. Bir kısmını sadece beli değil ağrını. Yani yükün bir kısmını kaslara vermek gerekir. Böyle eğildiğinde kişi yükün tamamı omurlara yüklendiği için diskler sıkışıyor. Ve içindeki jel gibi sıvı tabaka fırlıyor. Bel fıtığı ortaya çıkıyor. Bu da zamanla sertleştiği için sinirleri sıkıştırır. Sinirler sıkışırsa ne olur? Alt tarafı kontrol edemez kişi. Allah korusun, yavaş yavaş zamanla felç olabilir. Yani bacakları kontrol edemez, cinsel organları zamanla tekerlekli sandalyeye mahkum kalabilir. Yani cinsellik bittiği gibi yani defacetini dahi yapamayabilir veya altına kaçırabilir. Evet hocam. Bu nedenle eğilip kalkmak, yük indirmek, ev işlerinde olsun, çalıştığı iş yerinde olsun kişi bu tekniği öğrenmesi gerekir. Çok önemli. Evet. Hocam tribünde bir izleyicimiz var. İsterseniz hemen onun sorusunu alalım kısaca. Buyurun. İbrahim hocam. Ben sizin bu sattığınız ilaçların, kavanozlardaki ilaçların hepsinin fiyatlarının hani ayrı olduğu mu? Ayrı mı değil mi? Onu öğrenmek istiyorum. Bir de bu ilaçların yani fiyatları farklı mı? Bunda bir şey söyleyebilir misiniz bize? Fiyatlarımız uygun mu ya da her değişiyor uygun mu? Değişiyor mu? Değil mi? Evet. Herkes ulaşabiliyor şimdi mu? Alabiliyor fiyatlar mu? İksir 60, aloe vera jel 70, kapsüller 55. Yani fiyatlar çok uygun. Herkesinden herkes ulaşabiliyor. Yok yok. Böyle kavanoz olarak mı satıyorsunuz yoksa gram olarak? Şu öndeki kavanozları görüyorum ya, yani bu vaziyette mi satıyorsunuz yoksa öyle gramaj olarak mı veriyorsunuz? Mesela bizim 50'ye yakın fortemiz var, yani güçlendirilmiş bitki ekstraktından oluşan. Bu her kutu 60 kapsül içerir, 55 lira fiyatı. Anladım. 55 lira. Bunun içerisindeki ekstrakların bir kısmını Çin'den, bir kısmını Amerika'dan, bir kısmını Avrupa'dan getiriyoruz. Türkiye'de maalesef birçok bitkinin ekstraktı yok. Mesela şu görmüş olduğunuz şeytan pençesinin Türkiye'de tanınmıyor bile. Biz bunu Çin'den getiriyoruz. Bu nedenle ithalatı vesaire maliyeti yükseltiyor. Problem değil. Hocam bir telefonumuz var. Hemen telefonumuzu alalım. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hocamla görüşmek istiyorum. Buyurun. Hocam. Buyurun. Aleykümselam. Buyurun. Dinliyorum. Hocam. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam, dinliyorum, buyurun. Hocam bende var, bronşit var. Bronşit. Tansiyon, kolesterol var mı? Daha öyle bir şey yok şimdi yani. Şimdi bronşite karşı iksir, aloe vera jel, ıtır, forte, kekik forte. Itır, Türkiye'de yetişen ıtır değil, Güney Afrika ıtırı. 50 binden fazla bronşit, sinüzit, faranjit hastası olan insan üzerinde denenmiş, etkisi ispat edilmiştir. Klinik, benim söylediğim her şey klinik araştırmalarla belgelenmiş şeylerdir. Belge var, bilgi var. Mesela burada şeytan pençesi, romatizmaya karşı dünyada en etkili bitki. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış, etkisi ispat edilmiştir. Yani herhangi bir şey söylüyorsam, belge ve bilgiye dayanarak söylüyorum. İksir, aloe vera jel, İksir bu, aloe vera jel bu. Artı burada şunu göstereyim. Itır forte, kekik forte. Evet. Itır forte, kekik forte. Bronşit, sinüzit, faranjit. Çok kısa sürede problem halleder. Dört